Gençler merhaba. Bu video serisinde madde ve özellikleri lise 1'in madde ve özellikleri ünitesi ile ilgili birazcık ders çalışacağız beraber. Bakalım neler varmış bu konu içinde. Evet, önce maddenin ne demek olduğu ile ilgili tanım yapmaya çalışalım. Bir şeyin madde olduğunu anlamak için şu özelliklerin onda olması gerekiyor. Yani dolayısıyla maddeyi aslında tanımlamış oluyoruz bu sayede. Yani ne diyoruz? Bakalım. Bütün maddenin hepsinde kütle vardır. Bütün maddenin hepsinin hacmi vardır. Hepsi tanecikli yapıdan oluşur, boşluklu yapıdan oluşur. Eylemsizlik özelliği gösterir. Dolayısıyla bu özelliği olan her şey, bu özellikleri olan her şeye biz madde deriz diyebiliyoruz. Dolayısıyla maddenin ortak özelliklerinden kütlesi olan, hacmi olan, tanecikli yapıdaki, tanecikli yapıdan kasıt işte atomlardan, protonlardan, nötronlardan oluşan anlamında, elektronlardan oluşan, aralarında boşluk bulunan ve eylemsizlik özelliği gösteren, eylemsizlik özelliği de şu basitçe şu söyleyebiliriz, işte otobüs harekete geçtiğinde arkaya doğru itiliyormuş gibi olmak ya da fren yaptığında ileriye doğru itiliyormuş gibi olmak olayına biz eylemsizlik diyoruz. Bu özelliklerin hepsinin olduğu büyüklüğe biz ne diyormuşuz? Madde diyormuşuz. Peki bunlar bütün maddelerde olan özellikler olduğuna göre biz bu maddeleri nasıl ayırt edeceğiz diyoruz. Ayırt ederken de elimizde bir sürü argüman var. Bakalım nelermiş onlar. Öz kütle, öz hacim, öz direnç, genleşme katsayısı, esneklik katsayısı, erime noktası, kaynama noktası, ısı iletim katsayısı, çözünürlük, ışık geçirgenliği gibi kavramlara bakıyoruz, maddeleri ayırt etmek istiyoruz. Bazen bir tanesi ayırt etmeye yetiyor. Yani atıyorum öz kütlesine bakıyoruz. Birisinin 2, birisinin 3. Ha bu iki madde farklıdır diyebiliyoruz. Bazen de öz kütleleri aynı olabiliyor. O zaman ha diyoruz. O zaman başka bir şeyle bakalım. Acaba sıcaklığını 1 santigrat derece arttırdığımızda boyu ne kadar uzuyor diye bakıp oradan ayırt etmeye çalışıyoruz. Bir sürü farklı ayırt edici özellik var. Bunların hepsini tek tek ilerleyen yıllar içerisinde göreceğiz. Şimdi biz maddenin ortak özelliklerinden olan kütleyle başlıyoruz. Kütlenin sembolü neydi? M harfiydi. Değişmeyen madde miktardır diye tanımlanır. Ben bunu şöyle söylemeyi seviyorum. Saymaktır diyorum. Yani şöyle düşünebilirsin. Diyelim ki elimizde bir cisim var. Bu cismin yapıldığı madde kütlesi diyelim ki 20 kilogram olsun. Saymaktır'ın anlamını anlatmaya çalışıyorum. Ben burada saydım dünyada 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20 kilogram. Sonra Ay'a götürdüm. Ay'da saydım 1, 2, 3, 4 falan filan neyse 17, 18, 19, 20 kilogram. Orada 20 kilogram geliyor. Yani değişmeyen madde miktarından kasıt bu. Yani dünyada ve Ay'da kütle aynı sayıdır diyoruz. Peki neyle ölçüyoruz kütleyi? Eşit kolu terazi, dijital terazi, terazi içinde terazi kelimesi kesin de yeterli. Teraziyle ölçüyoruz. Uluslararası birimine kilogram. Bize diyor ki müfredat, siz çocuklara diyor tonu, kilogramı ve gramı ve miligramı anlatın diyor. Bunun arasındaki ilişki şu çocuklar, bir ton 1000 kilogram. Aynı şekilde bir kilogramda 1000 gram. Aynı şekilde bir gramda 1000 miligram. Yani ton, kilogram, gram ve miligram arasında biner kat fark var diyoruz. Gelelim hacime. Hacim İngilizcesi volume olduğu için herhalde V harfiyle gösterilmiş. Hacim ne? Cismin boşlukta kapladığı yere biz hacim diyoruz. Dolaylı yollardan ölçüyoruz. Yani bir cismin hacmini ölçerken bir şeyler kullanarak ölçüyoruz. Örneğin uzunluklarını ölçerek buluyoruz veya işte bir sıvı kullanarak buluyoruz. Dolaylı yoldan ölçtüğümüz demek bu. SI birimi metreküptür. Çünkü uzunluğun birimi metre. Dolayısıyla hacmin de uluslararası birimi metreküp diye söylüyoruz. Peki burada hangi birimleri öyle çekmişiz size? Metreküp, desimetreküp, santimetreküp, milimetreküp. Bakın burada birim çevirirken aklınızda şu kalabilir. Şurada 3 demek 3 basamak demek. Yani metreküp, desimetreküp, santimetreküp ve milimetreküp denildiğinde bunlar arasında çevirim yaparken yukarıdan aşağıya büyükten küçüğe çeviriyorsak binle çarpıyoruz. Çarpı bin. Büyükten küçüğe çevirirsek de bine bölüyoruz. Bölü bin diye yapabiliriz burayı. Peki başka ne öğretecekmişiz? Desimetre küpün litreye eşit olduğunu öğretecekmişiz. Santimetre küpün de mililitreye eşit olduğunu öğretecekmişiz. Peki bunların kendi arasındaki çevrim nasıl? Yani litre, desilitre, santilitre, mililitre. Bakın burada şurada 1, 2, 3 diye kat yok. Yani burada yaptığımız gibi 3 falan yazmıyor. O zaman bunların arasındaki çevrim de nasıldır diyeceğiz. Onlar. Büyükten küçüğe doğru çevirirken 10'la çarpacağız. Küçükten büyüğe çevirirken de 10'a böle böle gideceğiz diye çevirim yapacağız. Şimdi gelelim bazı cisimlerin, tabii düzgün geometrik olan cisimlerin hacimlerinin nasıl bulunduğuna. Küpün hacmi 3 kenarın çarpımı a çarpı a çarpı a, yani
A çarpı A çarpı A matematikte akü diye nitelendirilebiliyorsunuz. Dikdörtgenler prizmasının hacmi A çarpı B çarpı C. Üç kenarın çarpımı yine. Bunu şöyle düşünebilirsiniz çocuklar. Taban alan çarpı yükseklik. Çünkü burası bir karedir. A çarpı A yükseklik de A. A çarpı A yükseklik A. Taban alan çarpı yükseklik diye nitelendiririz. Burası da aynı şekilde şöyle alt tabanı görecek olsak. A çarpı B taban alan çarpı yükseklik C diye de düşünebiliriz. Aynı şey silindirde de geçerlidir. Taban alan, bakın burası daire olduğu için pi r kare. Taban alan çarpı yükseklik h. Pi r kare h. Yani şu üçünün aslında hacim formülü taban alan çarpı yükseklik diye de düşünülebilir. Taban alanı çarpı yükseklik gibi yorumlanabilir formülü. Kürenin hacim formülü. Bunun da 4 bölü 3 pi r küp. Formülümüz R dediğimiz ne, tabii ki yarıçap. Ondan sonra koninin hacim formülü de silindirin 3'te 1'i pi r kare h, yani taban alan çarpı yükseklik bölü 3 pi r kare h çarpı bölü 3 diye bulunur. Bakalım hafiften bir ilerleyelim neler varmış bundan sonrasında. Bu arada bu formüller hepsi üniversite sınavında da yazılılarda her yerde geçerli. Yani bunları ezberlememek gibi bir olasılık yok. Lütfen üzerine düşün, önemli. Pardon. Gelelim, cismimizin şekli düzgün değilse hacmini nasıl bulacağız? Bunun için de cismi taşma seviyesine kadar sıvıyla dolu bir kaba atacağız. Atmak yeterli değil, yani bırakacağız daha doğrusu. Bırakmak yeterli değil. Bu cisim bu sıvıya askıda kalacak şekilde veya tam batacak şekilde durmalı. Bu öyle veya böyle durduğunda kendi hacmindeki sıvıyı taşırır. O zaman taşan sıvının hacmi bizim cismimizin hacmini vermiş olur. Peki böyle olmadığı zaman ne olur? Yani tam batmazsa ne olur? İşte bakın buradaki taşan sıvının hacmi şu batan kısmın hacmine eşittir. Batan kısmın hacmine eşittir. Dolayısıyla cismin hacminden daha küçük bir sayı elde etmiş oluruz. Yani buradan bulduğumuz hacim cismin hacmini vermemiş olur. Peki bizi şöyle kandırabilirler. Taşma seviyesine kadar dolu olmaz cisim. Biraz aşağısında olur. Cismi attık, tam askıda kaldı veya battı, fark etmez, iki durumda aynı. Bu sırada taşan sıvının hacmi, cismi bıraktığımızda buraya ne olacak? Önce yükselecek, sonra taşıracak. O zaman burası taşan sıvının hacmi cismimizin hacmini vermez, değil mi? Çünkü bir kısmı burada kaldı. Önce yükseldi, sonra taştı. O zaman burası taşan sıvının hacmi nedir? Cismin hacminden daha küçük bir sayıdır diye söyleriz. Mesela atalım şimdi kafadan. Diyelim ki burası 100 santimetre küp hacminde. Şuradaki boşluk kısım diyelim ki 20 santimetre küpse 20'sini yükseltti. Geri kalan 80'ini taşırdı. Dolayısıyla cismin hacmi 100. Taşan sıvının hacmi 80. 80'e 100 diye düşünebiliriz şöyle. Peki cismi zorla elimizle batırdık. İşte elimiz önemli burada. Şimdi normalde buradaki taşan sıvının hacmi neresidir? Hem bu batan hem de elimizin şurası. Yani burası ne kadardır? Eşittir demeyelim de burası normalde taşıracağından daha fazla taşırdığı için buradan elde ettiğimiz hacim cismimizin gerçek hacminden daha fazlasıdır. Burada dikkatli olacağız bu kısımda.